da. Bakın siz rakamları söylediniz. Türkiye'de neredeyse, bakın Türkiye'de 22 milyon genç nüfusumuz var. Toplam 23 milyon, toplam yani 18 yaş altı nüfusumuz 22-23 milyon civarında. Toplam 83 milyon nüfusumuz olduğunu düşünün. Tam ne kadar insanımız borçlu biliyor musunuz? 34 milyon insanımız borçlu. Neredeyse insanlarımızın %60'ı borçlu. Bu şu anlama geliyor. Bir evde sadece babalar borçlu değil, bir evde muhtemelen iki borçlu var. Yani hem vatandaşımız bireysel olarak borçlu, %60 düşünebiliyor musunuz? %60'ı borçlu. Bir evde en az ortalama iki kişinin borçlu olduğunu görüyoruz. Sadece borçlu olmak bireysel insanlara mahsus olsa hadi diyeceksiniz. Kobi kullananların, çiftçilerin neredeyse tamamı borçlu durumda. Ne olacak, sorun ne olacak Fatih Bey? Bakın Türkiye pandemiyle, sadece bakın pandemi bahane edilmez. Sadece pandemiyle başlayan bir dönem değil Türkiye'deki yoksulluk ve işsizlik, pandemiyle başlayan bir dönem değil. Bizim hatırlarsanız Ağustos 2018'de meşhur Brunson kriziyle başlayan bir buhranımız var. O zaman da Cumhuriyet Halk Partisi bu konuyla ilgili tedbir alması gerektiğini ifade etti. Ama maalesef bu konuda gerekli tedbirler alınmadı. O günden bugüne baktığımız zaman, karşılaştırdığımız zaman tek kişilik hükümet sisteminin Türkiye'ye getirmiş olduğu tek şeyin yoksulluk ve işsizlik olduğunu görüyoruz. Sizin programlarda sık sık telaffuz ediyorum. Burada da bir kez daha belirteyim. Bakın resmi TÜİK rakamlarına göre 17 milyon insan sosyal yardımlaşma, dayanışma fonlarından sosyal yardımlarla yaşamını sürdürmeye çalışmakta. 17 milyon insan. Yine 11 milyon 641 bin insan geçtiğimiz yılki rakamlara göre aylık 800 lira ve altında parayla geçimini sağlıyor. 2 milyon 600 bin insanımız aylık 763 TL parayla geçimini sağlamaya çalışıyor. Yani sadece bu yoksullaşan kesime baktığımız zaman asgari ücretin neredeyse 8 milyona yakın insan emeklinin asgari ücretin aşık sınırında yaşıyor. 13 milyon emeklimizin 8 milyonu yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Malatya'da emeklilerle bir toplantı yaptık. Emeklilere takıldım ve pişman oldum takıldığıma. Ne zaman aldım bu montunu dedim. Yüzüme baktı. Cevap vermek istemeyince ben de mahcup oldum. Dedi ki kulağıma eğdi, vekilim 15 yıl önce aldım dedi. 15 yıldan beri kendime bir tane ceket ya da üzerine bir tane gömlek alabilmiş değilim dedi. Yani emeklinin durumu da bu. Yapılan zamlara baktığımız zaman durum ortada. Maalesef Türkiye'de bakın esnaf diyoruz, esnaf bu tam kapanmayla beraber, pandemiyle beraber hakikaten yarın kaç tane esnafımız olacak belli değil. Genel başkanımızın geçtiğimiz günlerde esnafla yapmış olduğu toplantıda bir lokantacı şunu dedi. Şu an Ankara'da 10 bin kayıtlı lokanta var ama yarın pandemi bittiğinde kaçımız ayakta kalacağız belli değil. Şu anda Türkiye'de 2 milyon 300 bin küçük esnafımız var ama yarın pandemi bittiğinde kaç esnaf açık kalacak kimse bilmiyor. Dolayısıyla yoksulluk ve işsizlik Türkiye'nin tamamına yayılmış durumda. İşsizlikle ilgili birkaç rakam vereyim ben size. Türkiye'de 10 milyon üzerinde geniş tanımlı işsizimiz var. Bakın Türkiye'de geniş tanımlı işsiz sayısı dünyada neredeyse birçok ülkenin önünde. Bizim hele hele bir yakıcı sorunumuz var ki 5 milyon 700 bin gencimiz işsiz durumda. Eskiden ev hanımı diye bir tabir vardı. Şimdi ev genci diye bir tabir kullanmaya başladık. Yani istihdamdan faydalanmıyor, eğitimden faydalanmıyor. Annesinin ve babasının eline bakan gençlerimiz var. Maalesef kadın işsizliği yüksek, genç işsizliği yüksek, kayıt dışılık yüksek. Türkiye hakikaten pandemiyle beraber 2018'de başlayan ekonomik buhranla beraber çok zor günler yaşamaya devam ediyor. Peki ne oluyor? Fatih Bey ne oluyor? Tedbir alınıyor mu? Bakın ben size birkaç örneği vereceğim. Geçtiğimiz hafta yaşamış olduğumuz birkaç örneği sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'de işsizlik problem mi? En önemli problem o. Siz de biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarımızla birlikte Hakkari, Van, Şırnak, Batman, Mardin illerini gezdik. Sürekli arkadaşlarımız illeri geziyoruz. Türkiye'nin en temel problemi, gençlerin en temel problemi
İşsizlik. Bakın, geçtiğimiz hafta tedbir olarak ne aldı? Geçtiğimiz hafta bakanlar kurulu değişikliğinden sonra bir tane bakanı milletin gözüne sokar gibi Kardemir'in yönetim kurulu üyeliğine atandı. Bir tarafta yoksul insanlar, bir tarafta iş bulamayan insanlar, diğer tarafta sarayın yakınlarında 3-4 tane maaş alan bir kesim var. Yani Türkiye adeta gelir dağılımına da ikiye bölündü. Çok önemli bir tezatı yaşıyoruz. Bir tarafta 3-4 tane maaş alan, genç yaşta zenginleşen insanlar var. Bir tarafta da ekmeğe muhtaç insanlar. Türkiye'nin özeti aslında geçtiğimiz haftalarda yaşanan bir dolandırıcılık olayla çok uyuşuyor. Bakın, 28 yaşında liseyi bile bitirememiş birisi anahtar sözcükleri kullanarak, yani iktidarın kullanmış olduğu sözcükleri kullanarak 2 milyar dolar dolandırdığı iddia ediliyor. 2 milyar dolar. Bir tarafta 2 üniversite bitirmiş, doktora yapmış işsiz gençler, diğer tarafta liseyi bitiremeyip milleti dolandıran insanlar. Türkiye'nin geldiği nokta maalesef bu. Türkiye ekonomide de siyasette de yönetilemeyen bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Fatih Bey ne tedbir almıyor? Bakın ne tedbir almıyor? Geçtiğimiz tam 17 gün tam kapanmış.